Arkadaşlar bugün bitkili akvaryum için bir taban kurulumu yapacağız. İlk önce taban için elimizdeki ürünlere bakalım. Ben daha çok tabanda en alt yer olarak bahçe ve saksı toprağı kullanmaktayım. Toz zamanla kokuşma yapmakta. Bunun yerine ormanlık alandan alınmış bahçe ve saksı toprağı, bu yaprak marka, bıçık markalar da olabilir. Bunu saydıktan sonra bu birebir bahçe toprağıdır. Tors olmayıp tors zamanla suda kokuşma yapabiliyor. Bu tam anlamıyla bir ormanlık alanından alınan bahçe toprağı. İkinci olarak benim kullandığım datomit dediğimiz topaklaşmayan bitki kumu. Bunu kullanmamızın sebebi özellikle bitkilerin toprağa hızlı bir salımını önlemek için kullanmaktayız. Bunu da bu şekilde. Bu zamanla tutucu özelliği olduğu için gübrelerimizin ani olarak suya karışmasını önlemekte ve buna bağlı olarak toprağa karışmasını önlemekte ve gübremizin daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Ben ayrıyeten bitki kumu üzerine bir miktar da biraz iricene dere kumu. Telefonun içindeki çeşitli minerallerden dolayı bitkileriniz için avantaj sağlamaktadır. Özellikle taban bitkilerinde ilk elementleri çok güzel muhafaza etmektedir. Ayrıca canlı teşoktan almış olduğum el yapımı taban gübreleri. Bunu en tabana kullanmamın sebebi bu killer zamanla şişip bitki söküp ve çıkartırken sıkıntı yaratabiliyor, suyu bulandırabiliyor. Bu yüzden tabanın en üst kısmı, yani tabanın orta kısmına atmaktayım. Ayrıca ben tonit, yani kedi kumu da bu fazla mineralleri absorbe ettiği için daha uzun süre kullanım sağlamaktadır. Bunun üzerine diğer kumlar şeylerimize karışmasın diye bu şekilde sinekliğimizi geliyoruz. Sinekliği temiz sayesinde bitki sökülmeyip kim sırasında katmanlar birbirine karışmamaktır ve daha uzun ömürlü olmaktadır. Bunun üzerine ben tekrar normal kumunu kullanacağım. Normal kumun normal toprak kumu karışım özellikle bitki kumuna gereksinim duymuyorum. Sadece kuma birer 5 oranında Hagen kum katarak daha demir oranı yüksek bir taban elde etmiş oluyoruz. Bu şekilde tabanımız kurulum yapmış oluyoruz.
Yaklaşık taban kum mesafesi 3 veya 4 parmak olması avantaj yaratıyor bitkilerin köklendeki açısıyla. Ben özellikle bir kum kullanmıyorum. Tabanımız çok kuvvetli hazırladığımız için ortalama bu tabanımız 1 yıllık bir süre gidebilmektedir. Diğer videomuzda da uygulayacağız. Bitki dikimini göstereceğiz. Aksesuarlarının ne şekilde yerleştirdiğini göreceğiz. Bu şekilde 3 parmak veya 4 parmak, en güzeli 4 parmak kum yüksekliğinin olması büyük bir avantaj sağlıyor. Daha sonra agen kumumuzu bunun üzerine bir miktar dökeceğiz, bir parmak kadar. O da çeşitli aksesuarlarımızın dizimi yapıldıktan sonra aralar doldurması amacıyla, bütünlükler ve sadece amacıyla. Arkadaşlar videomuz bu kadar. Bizi seyrettiğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarımızda hem aksesuarların ne şekilde dizayn edileceği ve bitkilerin ne şekilde dikilmesi gerektiğini göreceğiz. Bu şekilde taban kurulumumuz bitmiş oldu. Bentonit özellikle çoğu besini absorbe ettiği için gübrelerimiz daha uzun ömürlü oluyor. Yani 3 aylık bir ömrü varsa bu 6 aya kadar çıkabiliyor. Çünkü hemen salımını önlüyor. Zaten orman yani normal toprak gübremiz bütün iz ve mineralleri sağladığı için öncelikli çok da bir gübrelemeye ihtiyaç duymamaktayız. Özellikle bu tabanlar karbondioksit destekli akvaryumlar için öneriyorum. Çünkü besin değeri çok yüksek bir tabanımız var. Yani karbondioksit olmayan akvaryumlarda biraz yosun problemi olur diye düşünüyorum. Ama karbondioksitli sistemlerde hiçbir problem yok. Ben yaklaşık 5 yıldır taban kurulumlarını bu şekilde yapıyorum. Hiçbir problemle karşılaşmadım. Özellikle karides besliyorum. Karideslerin üzerinde hiçbir problemin olmadığını gözlemledim. Arkadaşlar teşekkürler.